Toplamda 503 bina yıkıldı acil yıkımlar olarak. O da 300 bin metrekare civarında, yani net olmama kaydıyla bunu söylüyorum. 300 bin metrekare civarında yıkım yapıldı ve enkazlar buraya taşındı bugün itibariyle. Yani bundan sonra da tabii ağır hasarlı binalar var, yıkılacak olanlar. Onlar da gelecek. Güzel bir şekilde işte geri dönüşüme kazandırılıp yine ülke ekonomisine iyi bir katkıda bulunmak için sağlam bir çalışma yapacağız. Yani bu süreç ortalama acil yıkımlar için 6 ay süre verildi. 180 gün süre verildi. Bu 180 gün içerisinde biter. Ağır hasarlar hariç, ağır hasarlar da var çünkü. Orta hasarlarda yıkılacak olanlar da var. O şekilde bir çalışma olacak. Tabii onlar da çalışma olacak onunla alakalı. Burada güvenlik güçlerimiz 24 saat nöbet tutuyor. Onlar da hani güvenlik güçlerimiz de işin başında olduğu için bizim elemanlarımız da var. Kayıt altına alınacak kamerayla. Buraya zaten alana işte 7/24 kamera kaydı alınacak şekilde sistem kurulacak. Yani en ufak bir şey kaybolmayacak inşallah. Hani ziynet eşyaları olur, paraları olur. Çıkan işte çok değerli eşyalar olur. Yani maddi ve manevi vatandaşlarımızın eşyaları zayi olmaz burada inşallah. Demiri ayrı, bakırı ayrı, işte çıkacak olan ahşabı ayrı, molozu ayrı bir şekilde. Yani sistemli bir şekilde olacak. Hani doğrudan kaba düzen, yani ne varsa hemen gönderelim hurdaya demir olarak olmaz. Buradan bunun tüm ayrıştırılması makineden geçtikten sonra kaba malzemeler alınıp geri dönüşüm makinesine kırılıp belli bir orana geliyor. Belli bir orandan sonra separatörler ve mıknatıslar var. Onlar ayrıştırıyor. Farklı bantlardan dökülecek. Tabii kapalı bir sistem olacak. Hani herhangi bir toz falan yapmayacak. Hani bölgede bir çevre kirliliğine falan da müsaade edilmeyecek. Bütün malzeme de geri dönüşüme kazandırıldığı için bir atık da olmayacak burada. Herhangi bir atık olmayacak. Yani en ufak toprağını bile mesela değerlendireceğiz.